Çağla'yla yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına, Now ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün önemli bir konu konuşacağız. Önemli farkındalıklar yaratacağımız. Evet. Kendimiz için, çocuklarımızın geleceği için gerçekten hocamızın bugün sizlere anlatacağı çok ama çok önemli şeyler var. Profesör Doktor Gökalp Öner hocamız bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Gayet iyiyiz. Hocam isterseniz bu önemli konulara girmeden bu kadının yumurtalarının bitme ve onu bitirmeye yönelik olan faktörlere gelmeden önce tüp bebek tedavisi nedir bir konuşalım. Genetik tanılı tüp bebek hakkında kısa bir bilgi alarak başlayalım. Evet. Tüp bebek tedavisi bize çocuk için başvuran çiftlere uyguladığımız gebelik şansı en yüksek yöntemdir. Tüp bebek tedavisinde kadının yumurtalarını topluyoruz. Belli bir aşamaya geldikten sonra erkeklerin eşinden aldığımız spermle bunları laboratuvar şartlarında dölleyip embriyo oluşturuyoruz. Daha sonra da embriyoyu transfer edip gebelik şansını en yüksek elde ettiğimiz tedavi yöntemine geçmiş oluyoruz. Peki. Genetik tanılı tüp bebek ise bazı çiftlerde bu embriyoların genetik yapısına da bakmamız gerekiyor. Özellikle ileri kadın yaşında, 38 yaşından ileri kadınlarda ne yazık ki sendromik bebek şanssızlığı artıyor. Gebelik yakalasak bile bu gebeliklerin sağlıklı devam etme şansı azalıyor. Artık tüp bebek gebelik haberi vermek değil. Tüp bebek sağlıklı bebeği kucağına alabilmek. Bunun için de biz her türlü elimizdeki seçeneği kullanmak zorundayız. Özellikle ileri kadın yaşında. Artık bu çiftler bize sağlıklı bebeklerini kucağa almak için geliyorlar. Ve bunlarda biz genetiğine baktığımız zaman embriyonun herhangi bir sendrom varsa bunları transfer etmiyoruz. Böylelikle sağlıklıyı seçip sağlıklıyı transfer ettiğimiz zaman hem düşük şanssızlığını hem de sağlıksız olmayan gebeliği ortadan kaldırmış oluyoruz. Çok büyük avantajlar sağlıyor aslında diyebiliyoruz. Tüp bebek tedavisinde kadının yumurta rezervi ne kadar önemli? Çok önemli. Hep kadın diyoruz, erkeklere de geliriz. Evet, geleceğiz. Kadının yumurta rezervi şöyle. Erkekler biraz bu konuda şanslı. Erkeklerde her ay düzenli olarak sperm üretimi var. Ama kadınlar doğdukları zaman belli bir yumurta sayısıyla doğuyorlar. Ve bu yumurta sayısı yaşla birlikte zamanla azalıyor. Özellikle 40 yaşından sonra hızlı bir şekilde azalıyor. Hı hı. O yüzden kadındaki yumurta rezervi bizim için çok önemli. Üzerine tekrardan yeni bir yumurta konulmuyor. Biz bunu bir sepet yumurtaya benzetiyoruz ve sepetten her ay yumurta azalıyor. Artık sepetin altına doğru inmeye başladığı zaman işte bize alarm çanları çalıyor. Özellikle biz bunu AMH dediğimiz yumurta rezerv testiyle anlayabiliyoruz. AMH değeri 1.5'in altında düştüğü zaman yumurta rezervi azalmış diyoruz. 0.5'in altında düştüğü zaman da çok çok azalmış diyoruz ki yeni bir yumurta üretimi olmadığı için bu yumurtaları toplayıp eğer bekar bir kadınsa yumurtaları donduruyoruz. Eğer evli bir kadınsa da bu yumurtaları eşinden aldığımız spermi dölleyip embriyo havuzlama yapıyoruz. Neler azaltıyor peki? Ya da yumurtalar tamamıyla tükenirse ne yapılıyor? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Şimdi aslında bizim vücudumuzda iki tane çok önemli üretken organ var. Bir tanesi beynimiz, sürekli üretiyoruz. Bir tanesi de işte üreme organlarımız, kadında yumurta. Bu üretken organlara zarar veren en önemli faktörlerden bir tanesi stres. Stresliyken biz mesela şu an üretemeyiz değil mi? Konuşamayız, kekeleriz, heyecana girdiğimiz zaman cümleleri toparlayamayız. İşte aynı bu stres hormonu yumurtaya da zarar veriyor ve üretken olan organımızın üreme fonksiyonlarını bozuyor. Hmm. Özellikle rahimin kasılmasına neden oluyor, embriyonun tutulmasına engel oluyor. Çünkü rahim düz kas dokusu, stres hormonuyla direkt ilişkili ve stres hormonu rahmi kasıyor. Yumurtanın kanlanmasını bozuyor, orada antioksidan dediğimiz maddelerin birikmesine sebep oluyor. Aynı zamanda biliyorsunuz artık çevresel faktörler ki bugün biraz konuşacağız. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Çevresel faktörler çoğu yediğimiz şey ne yazık ki artık doğal değil. Hı-hı. İşlenmiş gıdalar var, zararlı gıdalar var. Sigara mesela ciddi anlamda yumurta rezervini azaltıyor. Sağlığa da zararlı. Sağlığa da zararlı da ama direkt yumurtaya ilişkili bulunuyor. Evet. Özellikle bir de yumurtanın kalitesi de var. Çünkü biz kaliteli bir embriyo oluşturmak için kaliteli yumurta ve kaliteli sperme ihtiyacımız var. Sigara direkt yumurtanın genetik yapısını bozuyor. Genetik yapısını bozduğumuz zaman da biraz önceki bahsettiğimiz genetik tanılı tüp bebekte sağlıklı bebek embriyo oluşma şansını azaltmış oluyoruz. Hı-hı. O yüzden hayatımızdan sigara gibi, alkol gibi zararlı alışkanlıkları uzaklaştırmamız lazım. Başka neler var hocam? Evet, şimdi bize çok soruyorlar. Genetiği bozuk geldi, neler yapabiliriz? Ben özellikle bununla ilgili size de çıkmadan önce bütün makaleleri taradım. Hı-hı. Çok ilginç bir makaleye rast geldim. Özellikle %40 kaloriden kısıtlı diyet yaptığımız zaman bizim DNA hasarımızın azaldığı gösterilmiş. O yüzden ben çiftlerime şunu söylüyorum. Normal ne besleniyorsanız bunun yarısını bölün, yarısını yiyin. Böylelikle yumurta kaliteniz daha artıyor ve daha sağlıklı embriyo oluşma şansı oluyor. Evet, bizim o yüzden de bugün beslenmemizin pideler varken evet, bunu söylemeniz gördüm. Çok iyi oldu. Özellikle glikoz, şeker gerçekten yumurtamıza yanıyor çünkü her yerde her yerimizi yakıyor. Özellikle yumurtalarımızda da DNA hasarına neden oluyor. O yüzden tüketeceksek de
yarıya bölüp yarısını tüketelim. Böylelikle %50 kaloriyi kısıtlamış oluyoruz. Kısıtladığımız zaman da yumurta kalitemiz artmış oluyor. Çevresel faktörlere biraz daha bakalım. Hocamızın bize LED'de göstereceği önemli şeyler var. İsterseniz LED tarafına doğru da geçebiliriz yine. Tabii ki sadece beslenme, yediğimiz, içtiğimiz, uykumuz değil, çevresel faktörlerle de alakalı de önemli bilgiler var. Buyurun siz önden. Çok gündemde biliyorsunuz. Bize de çok Kayseri'de olduğumuz için bize de çok soruyorlar. Hocam bu işte siyanür ne yapıyor? Siyanürden niye korkuyoruz? Siyanür işte içme suyuna karışırsa ne olur? Bununla ilgili 2021 yılında Çinliler bir çalışma yapmışlar. 9 tane siyanür havuzu kapatılmış merkeze bakmışlar. Ve bu merkezlerde bir kere siyanürün ortadan kalkması için böyle iyi bir koruma altına alınması gerekiyor ki bu oksijenle temasa geçtiği zaman siyanür nitrik asite yani kezzaba dönüşüyor. Kezzap da içme sularına karıştığı zaman uzun dönemde biz long term exposure dediğimiz uzun dönemde insan vücuduna özellikle 5 mg bölü mililitrenin üzerinde maruz kalırsa işte bir kere demans dediğimiz yani bunama. Yumurta rezerv azalmaları yani biz diyoruz evet yumurtalarımız azalıyor ama niye azalıyor? İşte bunlar hepsi birer faktör. O yüzden bize de çok soruyorlar. Hocam ne olacak? Ne olacak? İşte bunlara çok güzel önlem alınması gerekiyor ki bu içme sularına karışmaması gerekiyor. İçme sularına karıştığı zaman da bunu Çinliler işte araştırmasını yapmışlar. 9 merkezde yapmışlar. Ne yazık ki insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Peki bu farkındalık hakikaten bizim için. Evet, tabii ki geleceğimiz için çok, çok önemliydi. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bugün konuşmamız gereken tedavi yöntemleri aslında yumurtayı artıran faktörlerden hep ikisini duyuyoruz. PRP ve egzozom. İsterseniz onu yerimizde konuşmaya devam edelim. Şimdi PRP daha sıklıkla güzellik alanında ciltte cilt yenilemede kullanıldığını biliyoruz. Yanına şimdi egzozom eklendi ve yumurtalık tedavisinde ne kadar etkin bir faktör? Doğru. Şimdi aslında bizim birinci önceliğimiz yumurtalarımızı korumamız. İşte bu etkenlerden uzak durmamız lazım. Durduk diyelim. Evet. Duracağız ama bunlara rağmen işte stres faktörü, guatr hipotiroidi ya da ailesel faktörlerden dolayı yumurta rezervimiz azaldı ya da yumurtamız kalmadı. Acaba çocuk sahibi olabilir miyim? İşte bizde son zamanlarda sıfırlanmıyor yumurtalarımız. Yumurtalarımız bir havuzu var. Bu havuzdaki yumurtalar azalıyor ama artık beyindeki hormonlara cevap vermiyor. FSH dediğimiz yumurta uyaran hormona artık bu yumurtalar cevap vermiyor. Uykuya geçiyor. İşte biz bu uykuya geçen yumurtaları nasıl uyandırabiliriz'in üzerinde çalışıyoruz. O yumurtalar kesin bir şekilde uyanıyor mu yoksa uyanmadan yok olabiliyor mu peki? Yok olmuyor. Yani menopozdaki bir kadından bile baktığımız zaman 1500 tane uykuda yumurtası var. İşte bu 1500 tane yumurtayı biz canlandırıp beyinden üretilen hormon olan yumurta uyarıcı hormon FSH'e cevap vermesi sağlamaya çalışıyoruz. Ama bu çok kolay olmuyor. İşte bu PRP bir yöntem, egzozom bir yöntem. Bunlar oradaki uyuyan yumurtaları uyandırmaya çalışıyor. Ama yumurtanın ne yazık ki yaşını gençleştirmiyor. Bu bazen yanlış anlaşılıyor. Bizim saç telimiz de 40 yaşındaysa yumurta hücremiz de 40 yaşında. Sadece orada hormonlara cevap vermeyen, bizim dışarıdan verdiğimiz ilaçlara cevap vermeyen ki o ilaçlar bizim beynimizden üretilen FSH hormonunun benzerleri. Aynı şeyleri biz uyarıyoruz. Aynı hormonlarla biz yumurtayı uyarıyoruz. Sadece uykuya geçmiş o yumurtaları uyandırmak için bu yöntemleri yapıyoruz. PRP'de bu yöntemlerden bir tanesi. Keşke öyle gençleştirme olsa. PRP havuzu yaparız. Hepimiz gideriz çıkarız. Yaşımız gençleşir ama öyle bir şey öyle yok. Öyle bir şey yok tabii sadece ki. Oradaki uyuyan yumurtaları uyandırmaya çalışıyoruz. PRP, o bile aslında menopozu ileri yatar. Belki bir çocuk sahibi olunamayabilir ama değil mi? Menopoz en azından ertelenebilir. Hatta farklı çalışmalar da var. Şimdi yumurta dondurup ilerleyen zamanda tekrar o yumurtalık dokusuna transfer etme ya da zamanında yumurta rezervi azalma riskiyle karşı karşıya olan kadınlarda biz karından da yumurta toplayabiliyoruz. Karından yumurta toplayıp o yumurtaları dondurabiliyoruz ki ilerleyen zamanda menopoza dair girse anne rahmi menopoza girmiyor. Biz o yumurtayla spermi dölleyip eşinden aldığımız spermi dölleyip embriyo oluşturup anne rahmine transfer edebiliyoruz. Menopoz dediğimiz şey yumurtalıkta artık beyindeki üretilen hormona cevap verecek yumurta kalmaması demek. Peki 35 yaşında ileride belki çocuk yaparım niyetiyle yumurtalarını donduran bir kadının 45 yaşında menopoza girmek üzereyken nakledilen 35 yaşındaki yumurtasıyla menopozun ertelenmesi mümkün olabilir mi?
menopoz bulgularının ertelenmesinden mi bahsediyoruz yoksa gebe kalma şansından mı bahsediyoruz? Menopoz bulgularının ve menopoza bulgularının ertelenmesiyle ilgili evet. 35 yaşındaki yumurtalarımla 45 yaşına devam edeceğim ben. Doğru. Çok haklısınız. Yale Üniversitesi'nde bununla ilgili bir çalışma var. O doku donduruluyor. Daha sonra 45 yaşına transfer ediyor ve menopoz bulguları geciktiriyor. Yani tekrar orada o bölgenin kanlanması sağlandığı için 35 yaşındaki yumurtalık dokunuzda siz tekrar yumurtlamaya başlayabiliyorsunuz. Haftaya ben de Harvard'dayım. Harvard'da bizim de bir çalışma ekibimiz var. Biz de yapay zeka üzerine çalışıyoruz. Harika hocam. Zekada geçen konumuzda konuşmuştuk. En kaliteli embriyoyu seçme üzerine planlanmış ve genetik sel anlamda da en sağlıklı embriyoyu seçme üzerine planlanmış bir tedavi protokolü. Artık tüp bebekte de çok etkin bir şekilde kullanıyoruz. Hatta kendi milli ve yerli yazılımımızı ürettik ve bununla da gurur duyuyoruz. Böylelikle artık her şey yapay zekayla en kaliteli embriyo ve genetik yapısı en sağlıklı embriyo seçtiğimiz zaman artık bu biyopsilere bile belki gerek kalmayacak. Hatta anne rahmine koymadan biz aslında tarama testi yapmış oluyoruz. Biliyorsunuz gebe kaldıktan sonra ikili testler, dörtlü testler, ayrıntılı ultrasonlar yapıyoruz. Artık ama yapay zeka yöntemiyle embriyonun genetik yapısına bakabiliyoruz daha anne rahmine koymadan. Ve böylelikle diyoruz ki en sağlıklı embriyo bu. Ve eğer sağlıklıdan şüphelendiriyorsa da biyopsini daha o zamandan yap. Biliyorsunuz ikili testte bir risk faktörü olduğu zaman amniyosentez yapıyoruz. Ama ne kadar bir travmatik bir durum değil mi anne adayı için? Ama bu tür durumda ne yapıyoruz? Daha anne rahmine bebeğe koymadan sağlıklı mı değil mi ayırt etmiş oluyoruz. Kime PRP mesela ekran başında izleyicilerimiz için ne bileyim kime eksozom, kime ikili kombinasyon ve ne kadar sıklıkla yapılmalı? Ne kadar süre sonra sonuçlarını görmeye başlıyorsunuz? Evet. Şimdi bir yumurtanın nasıl hemen uykuya geçmiyorsa hemen uyanması da kolay olmuyor. Doğru. Biz işlemleri yaptıktan sonra hastalarımızı takibe alıyoruz. Ve amacımız bir tane sağlıklı yumurta elde edebilmek. Bazen 3 tane 4 tane elde ettiğimiz de oluyor ama o bir sağlıklı yumurta elde ettiğimiz zaman da işte tüp bebek şansı doğmuş oluyor. Nasıl yumurtalar hemen uykuya geçmiyorsa hemen uyanma ihtimali de olmuyor. Bir yumurtanın zaten oluşumu yani o uykudaki yumurtanın ismine biz primordial folikül diyoruz. Yani aday adayı yumurta. Aday adayı yumurtanın aday olması yani primer folikül olması yaklaşık 2 ayda oluyor. Yani biz 2 ay sonra zaten PRP ya da eksozom yaptıktan sonra kontrole çağırıyoruz. 2 ile 8 ay boyunca yani arada bir 6 ay boyunca da takip alıyoruz. Gerçekten yumurta elde ettiğimiz zaman da o sevincimizi görmelisiniz. Tahmin ediyorum. Yani çiftimiz bize ne umutla gelmiş. Acaba ben artık üreme fonksiyonumu yitirdim mi, çocuk sahibi olamayacağım mı düşüncesiyle geliyor. Ve yumurta elde ettiğimiz zaman, hele de güzel bir embriyosu olduğu zaman, hele de bir gebelik yakaladığımız zaman. Size kitabımı hediye etmiştim. Onun arkasında mucize hikayeleri var. İşte böyle PRP ile bir yumurtayla gebelik elde etmişiz 17 yıl sonra, 15 yıl sonra. Ya onun mutluluğu herkes ve sevinci. Herkes umut veriyordur. Tabii ki paha biçilmez herhalde. Tabii ki paha biçilmez. Elimizdeki son seçenek ama %100 mucizevi bir seçenek mi? Değil. Değil tabii. Onda herkes başarı, için de geçerli değil mi yani? Başarı şansı %100. %15-20'lerde çok yüksek bir ihtimal değil. Ama biz o %15-20 ihtimalin peşinde koşuyoruz. Ona tutunuyoruz değil mi? Evet ona tutunuyoruz. Yani umut bizim için çok önemli. Burada bazı kriterlerimiz de var ama. Yaş kriteri önemli. Yani 47-48 yaşından sonra ne yazık ki çok fazla cevap alamıyoruz. Çünkü erken yaşta yani genç yaşlarda yumurtalar daha yeni uykuya girmişken hemen yaptığımız zaman daha güzel cevap alıyoruz. Ve menopoz süresi de çok önemli. Yani süre uzadıkça PRP ya da eksozom tedavisinde sonuç almamız ne yazık ki tabii ki daha düşüyor. Peki gelelim erkeklere. Tüp bebek tedavisinde erkeğin rolünü biraz konuşalım ve sperm ne kadar önemli? Çok önemli. %50 kadın faktörse %50 de erkek faktör. Hatta bazen de iki faktör bir araya gelebiliyor. Bazen kadına yöneliyoruz. Erkeği gözden kaçırabiliyoruz. Ki kaçırmamamız için mutlaka biz çiftleri birlikte değerlendiriyoruz. Bütün faktörleri ortaya koyduktan sonra tedavi protokollerine başlıyoruz. %50 faktörü erkek faktörü. Erkek faktöründe de özellikle ileri hareket sperm sayısında bazen bozukluk olabiliyor. Bazen spermin genetik yapısında DNA hasarı olabiliyor. Bazen de hiç sperm bulunamayabiliyor. İşte bu durumlarda biz tüp bebeğimizi kişiselleştiriyoruz. Mesela yeni bir teknik var piezo diye. Aslında piezo ismi de çok ilginç. Yunanca sıkıştırma, baskı kurma anlamına geliyor. Bir hücreye sıkıştırdığınız, baskı kurduğunuz zaman onda bir elektrik akımı oluşuyor. Aslında yumurtayla... Bir uyarı, evet. Bir uyaran. Ve elektrik çok önemli. Hani elektrik alamıyoruz diyoruz ya. Spermle yumurtanın aslında karşılıklı birbirine bir elektrik alması gerekiyor. Biz işte piezo dediğimiz cihazla yumurtaya biraz elektrik yüklüyoruz. Yani diyoruz ki bu spermi sen kabul et. O elektriği alamıyorsan biz o elektriği biz sağlıyoruz. Biz de sanal yollarla veriyoruz. Evet. Ve aslında amacımız orada onun kalsiyum kanallarını yani enerjisini yerine getirebilmek. Getirdiğimiz zaman da özellikle azospermi dediğimiz hiç sperm olmayan erkeklerde spermin yumurtayı dölleme kapasitesini artırıyor. Ve burada gene yumurta bunu yapıyor.
Çok gerçekten çok önemli. Hatta biz yıllarca şeydi konuşmuştuk biliyorsunuz. En kaliteli, en hızlı sperm yarışı kazanacak. Hayır, öyle bir şey yok. Yumurta istediği spermi seçiyor. Onunla bir aşk kuruyor, bir bağlantı kuruyor. Bir elektrik oluyor, elektrik olacak. Diyecek ki ben bu spermi seçiyorum diyecek. Her şey yumurta belirliyor yani. O yüzden kadının faktörü çok önemli burada. Rahim duvarının embriyoyu tutmada etkisi nedir? Birazcık da rahim duvarının son dönemlerde yine çok konuşmaya başladık. Doğru. Sizin gibi kıymetli hocalarımızla birazcık öneminden bahsedelim. Şimdi biliyorsunuz güzel bir embriyo oluşturduk. Genetiği de normal ama rahim buna hazır değilse ne yazık ki o anne rahmi onu tutmuyor. Hı hı. Biz buna da kafa yorduk yine ekibimizle birlikte. Biliyorsunuz yapay zekayı embriyoda kullanabiliyoruz. Acaba biz bunu rahmin kanlanmasına, kan akımına bakarak, rahimin şekline bakarak ultrasonla yapay zeka yüklediğimiz zaman yapay zeka bize tam transfer anında, embriyo transfer anında hangi embriyoyu bu anne rahmi tutacak ya da tutmayacak bize fikir verebiliyor mu? Evet verebiliyor. Biz bunun çalışmasını yaptık kendi uygulamamızda. Hı hı. Ve %90 güven aralığında en kaliteli şekilde rahmi tutabiliyor. Böylelikle sağlıklı gebelikler yakalamış oluyoruz. Harika. Profesör Doktor Gökalp Öner hocamızla çok verimli, çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Hocamızı uğurlarken çok kıymetli bir konu ağırlamak üzere kendisiyle ilgili görüntülerle efendim davet etmek istiyorum. Buyurun. O tam 58 yıldır profesyonel olarak tiyatro sahnelerinin tozunu yutuyor. Yüzlerce filmle beyaz perdeyi süslüyor. Sinema ve tiyatro oyuncusu, dublaj sanatçısı Nevra Serezli'den söz ediyoruz. 1944 yılında Ankara'da yaşama merhaba diyen usta oyuncu Nevra Serezli'nin Amerikan Kız Koleji'nde başlayan eğitim yaşamı Amerika'da tiyatro eğitimiyle devam etti. 1966 yılında Dorman Tiyatrosu'yla profesyonel yaşama adım attı. Neredeyse 60 yıldır tiyatro oyunları, filmleri ve yıllarca süren dizileriyle gönlümüze taht kurdu. Sen de gülüp durma Allah. İsteyerek yapmadın ya. Harikaydı, olmaz böyle şey. Kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan eşi Metin Serezli'ye duyduğu aşkla kıskanıldı. Çocukları ve torunlarıyla yaşadığı ilişkiyle göz doldurdu. Hem kariyerinde hem aile yaşamında hep örnek oldu. Nasıl hatırlanmak isterseniz sorusuna, iyi insan olarak anılmak, kimsenin ayağını kaydırmamış, kimsenin emeğiyle oynamamış, haklıya haklı, haksıza haksız, kimsenin arkasından laf etmemiş, iyi bir insan olarak gitmek isterim cevabını veren usta oyuncu Nevra Serezli'yi sevgiyle kucaklıyoruz. Ne kadar şanslı ve mutluyuz ki sevgili Nevra Serezli'yi bu stüdyoda ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben sizi hep takip ediyorum. Onun için çok şaşırmana gerek yok. Ne mutlu. İlk günlerden beri. Gerçekten. Tabii çok çok beğeniyorum. Özellikle bilgi alışverişinde doktorlar, o pandemi sırası, işte deprem olaylarında falan çok... Taze bilgiler veriyorsun. Mutfak kısmını da çok takip ediyorum. Benim en ilgilendiğim kısım o taraf tabii. Ama gerçekten çok, çok başarılı bir program. Hep istiyordum da gelmek. Ama vakit yoktu. Sanki şimdi daha rahatmışım gibi. Şimdi daha, daha beter yoğunum. Ama işte kısmet bugün kısmet, neymiş. Evet, İyi ki geldiniz. Çok mutlu ettiniz bizi. Sağ tüm ekip adına güzel sözleriniz yok, için de ayrıca. Müthiş, müthiş bir program. Teşekkür ediyorum. Şansınıza mutfağımızda. Şefimiz Tolga Kuru var ve Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden bugün herkesin iradesini zorlayacak. Benim hiç iradem yok, hiç yok merak mu? Etme. Hiç yani iradem bizim, yok. Bu şu an direnen arkadaşlarım var. Yememek için rejiden stüdyoya gelmeyen arkadaşlarım var. Kendilerini tebrik ediyorum. Mutfağımızda Bafra pidesi var bugün değil mi? Müthiş bir lezzet. Biraz anlatalım neler getirdiniz, böyle yaktınız bizi ya gerçekten. Karadeniz'i buraya getirdik. Samsun'u, Bafra'yı, Çarşamba'yı, Trabzon'a doğru ilerleyeceğiz. Tereyağlar, sucuklar, kavurmalar, pastırmalar. Bir lezzet şöleni var adeta. Bombaları var, patlatacağız biraz sonra. Evet, bir de stüdyomuzda pidemizi de hazırlayacağız. Tabii, beraber yapacağız, eğleneceğiz. Güzel bir program olacak. Harika, çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim en sevdiğimiz Karadeniz turnesidir. Evet. Daha bu sezon yeni gittik. Şimdi Nisan ayında gene bir Karadeniz var.
Yeşil Karadeniz. Yani yola çıkarken hemen hangi şehirde hangi pide yazarız deftere. Daha en başından değil mi? Aynen. Onlar rotada belirlenir ve o lezzetlerin tadına bakılır. Bizim de ayağımıza kadar geldi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben şimdi teşekkür ederim. Biraz başlara tabii ki döneceğiz. Hayatıyla ilgili konuşacağımız çok şey var kendisiyle ilgili ama ben eminim onun hissettiğini çok çok iyi anlayabiliyorum. Heyecanlar büyük. İki tane tiyatro oyunu, bir tanesi Ağaçlar Ayakta Ölür oyunu, diğeri de Veda oyunu. Birazcık bunlardan bahsedelim dilerseniz. Çağla'cığım şimdi ikisini aynı anda oynuyorum. Mesela dün Veda'yı oynadım, bugün Maltepe'de Ağaçlar var. İkisinin de ayrı tip peruğu var, ayrı kostümleri var. Odaya giriyorum, çocuklar hangi oyundu bugün, bugün diyorum. Neydi? O peruk diyorlar. Onu takıyorum yani espri biraz ama. Tabii ki ama. İkisinde de merdivenden antre yapıyorum. Yani merdivenden çıkıp giriş böyle yapıyorum. Ve? Birinin repliği farklı, birinin merdivene geliyorum. Ha bu replikle giriyor diyorum. O repliği söylüyorum ve giriyorum. Fakat yapay zekam çok yerinde herhalde yani. Maşallah. Bilgisayarım. Evet. İlk cümleyi ettikten sonra. Bitti. O taraf, beynin o tarafı o piyesi oynuyor. İnanılmaz. Ertesi günü matinede öbürü ise beynin bu tarafı o piyesi oynuyor. Müthiş. Peki gerçekten. Bu, ben bile bunu çözemiyorum. Nasıl oluyor da beyin onu hemen kabulleniyor, o rol, o piyesi oynuyorsun, burada da bu piyesi oynuyorsun. Nasıl şaşırmıyorsun? Hiçbir fikrim yok. Yani bu herhalde işini çok sevmekle alakalı. Bir bence bununla alakalı. Bir de konsantrasyon yani meselesi şimdi herhalde. Şimdi konsantrasyon da herhalde bu kadar yıldır çalışarak, hiç durmayarak, hep üreterek, hep belki de tek başınıza hani o ezberlemek bir kere kolay bir şey değil. Biliyor musun ki hani sana da belki soruyorlardır podyumda yürümek zor mu diye. Evet. Senin için en kolay şeydir o. Biz tiyatrocular için de ezberlemek en kolay şeydir. Bize hep böyle dışarıdan bakınca i̇şte, Bay Helal olsun nasıl ezberlemiş gibi gelir işte ama. Bize de size bakınca catwalk'un ne kadar zor olduğunu düşünebiliriz ama gerçekten tiyatro için en kolay şey ezberdir. En zor şey sahne konsantrasyonu, rolü çıkarabilmek. Daha doğrusu işte yıllar tecrübesinde role hangi kanaldan girip hangi kanaldan o rolü deşmeye başlamak. Onları düşünmek zor olanıdır. O peruk sizde taktığınız peruk o karakteri hatırlatıyor değil her mi? Her şey o karaktere bir geliyor. Bir anda ona bürünebiliyorsunuz. O kostüm, ayakkabısı, bastonu anında giriyorsun o havaya. Çok ama güzel. Şeye de hiçbir zaman inanmam. Yani o kadar konsantre oldum ki role, alkış bitti ben rolümden çıkamadım. O da yoktur, öyle bir şey de yoktur hayatta. Evet. Her dakika farkındalığı yaşarsın sahnede. Çok yanlış da bir şeydir yani rolün içine girip kendini kaybetmek. Çıkamadım falan demek. Yok değil öyle mi? Bir şey. O yok. Müthiş bir farkındalık ve profesyonellik tabii, isteyen tabii bir şey. Peki bu veda oyununda bir dans sahneniz varmış. Bu nasıl bir dans sergiliyorsunuz? Bir minicik. Ay onu mu aldın? Bir bakalım. Evet var. Yani merak ediyorum. Herkes ay oluyordur mesela. Yani bir şey olur mu anne acaba diye. Evet. Neye bağlıyorsunuz bu enerjiyi? Bu sahnede olan bir şey mi diyeceğim ama mesela burada sandalyemize otururken de pıt diye oturup pıt diye hani kalkabiliyor. O içten gelen bir şey. Yani onu hiç öyle ona çalışmak malışmak veyahut da şimdi sen bana sor kendinize bu enerjiyi nasıl yüklüyorsunuz falan. Öyle bir bu hilelerim yok. Bu vardı zaten. Doğuştan öyle. Böyleydi. Yani hatta çoğu zaman bu enerjimi hissettiğim zaman hani bir durup ya ben kaç yaşındayım aslında ya? Bir dursana kadın diyorum. O zaman aklıma geliyor yaşım yani. Duruyor musunuz? Bence duramazsınız. Duramıyorum. Zihin bedeni yenemez yani diye düşünüyorum. Ruhu yenemez yani. İnanır mısın o sahneyi de mesela kendiliğinden çıkarttım ben. Çünkü bu Deli Saraylı rolü Ayşe Kül'ün kitabından sonuna doğru ikinci perdenin finali gibi Deli Saraylı'nın biraz kafası gidiyor. Biraz kendinde değil. Evet. O yüzden de böyle komik kafasında şey, kostüm komik falan filan.
dansı da biraz matrak ve komik yaparak. Çok tatlı ama yaparak bu arada. Matrak yaparak hani birazcık kafasının gittiğini anlatmak açısından böyle bir şey yaptık. Bana kalsaydı ben onu daha neler katardım da. Şimdi kadın da kaç yaşında deli saraylı, o kadar da fazla yapmasını tuttum kendimde yani. Giderdi yani değil mi daha? O sahnede başka birisi çıkıyor mu içinizden? Yani eve gittiğinizde başka bir kadın sahnede mesela şu enerji gerçekten buraya kadar gelen bir enerji. Yani sana şu kadarını söyleyeyim, kendimi met etmek gibi olmasın. Olsun olsun. Ama met edeyim. Olmalı bence. Birkaç hafta önce benim siyatik sinirim sıkıştı. Tamam. Ve ben oturamaz haldeydim. Çok yani bırak dans etmeyi, oturamaz haldeydim. Çok feci bir ağrıdır, çekenler bilir. Çok ilaç da fayda etmiyor. Bıçak ve oyunum var. Gibi. Ve ne oldu? Ve oyunum var ve ben bu dansı etmeye çalıştım. Nasıl oldu? Yani gözümden yaş geldi ama hani seyirciye saygıdan tam aynı figürleri yapamasam bile... Çıktım en azından bacaklarımı attım falan. Şimdi oraya gelen seyirciye günah diye. Ama bittikten sonra yani acıdan inanamazsın. Kıvrılmaz. Ama ne oluyor biliyor musun? Sahneye çıkınca biraz acıyı unutuyorsun. Unutuyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Burnun akmaz şeyde sahnede öksüremezsin. Tabii. Bir şey öksürüyorum. Tuhaf. Şu anda da öksürük krizindeyim. Bütün sahne öksürüyor zaten. Öyle mi? Bir şey geçti hepimizin üstünden. Bak çok suyum bilhassa olsun diyorum çünkü. Geçmiş olsun. Bu da belki son günlerin şeyi. Değil mi? Hepimize maalesef. Var. Evet. Tiyatroya ilk adımdan bahsedelim. Birazcık da Zeki Metin'den çok şey öğrendiğini söylemişsiniz. Mesela espriyi seyirciye geçirmeyi, hangi tondan başlanacağını, nerede es vereceğini demişsiniz. Evet. Birçok usta isimle sahne aldınız. Sizin için en özel kimdir? Özeller diyeyim. Özeller tabii. Çok önemli insanlarla oynadım. Başta tabii ki Haldun Dorman. Çünkü beni ilk keşfeden ve gel bizim tiyatroda oyna diyen Haldun Dorman. Nerede keşfetti sizi? Kendisine soralım yok. Mı? Ha? Kendisine soralım. Nasıl yani? Alo diyelim. Aa. Haldun abicim bizi kırmadı. Ya benim evet. Haldun'dan bahsedeceğimi ve nereden bildiniz? Yani bu bir tesadüf olamaz. Hoş geldiniz yayınımıza. Haldun abicim nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Aa! Biraz rica ediyorum. Çok tatlısınız. Çok mutlu ettiniz bizi. Tabii ki Nevra Hanım'ı ayrıca mutlu ettiniz. Nasılsınız? Çok iyi görüyoruz sizi. Burada nokta dolayı çok mutluyum. Özellikle Nevra Hanım'a tekrar tartışmaktan dolayı çok çok mutluyum. Peki o zaman... Tartışma olsaydı keşke ama şu anda televizyonda karşı karşıyayız. En son ne zaman görüştünüz? En son vallahi hatırlamıyorum. Ben onu... Kesişemiyoruz ki. Ben doluyum, o dolu. Hep tahmin onun bir programı ediyorum. Var. Nasıl keşfettiniz? Evet. Az önce ben Nevra Hanım'a sordum. Siz anlatır mısınız lütfen? Nasıl keşfettim? Nevra'yı okulda gördüm. Okul tepsisinde gördüm. Bayıldım. Yani bayıldım. Bayıldım diyemezsin. Bu kızın bizim tiyatroda oynaması lazım dedi. Ben teklif yaptım. Teklif yaptım. O da çok şükür kabul etti. Ve Nevra'sı rezil böylelikle ortaya çıkmış o. Nevra Hanım siz neler hissetmiştiniz o zaman? Siz ilk keşfedildiğinizde Haldun Hoca böyle bir şey. Ben LCC'nin tiyatro kurslarına devam ediyordum. Haldun Dorman de hocamdı. Ama Yıldız Kenter de hocamdı. Beni Haldun önce kaptı. Bir gün bir telefon geldi yaz günü. Rahmetli Yüksel Gözen. Ben Dorman Tiyatrosu'ndan Yüksel Gözen. Haldun Dorman sizinle görüşmek istiyor efendim dedi. Benim elim ayağım kesildi, ne yapacağımı bilemedim. Ve Haldun telefonda işte Cengiz Han'ın Bisiklette adlı bir oyun var. Orada eskiden Ayfer Feray'ın oynadığı rolü senin oynamanı istiyorum dedi. Bak 50 küsur seneden fazla her şeyi unuturum. Bunu unutmadım. Adı da Gül Hanım. Hiç unutmuyorum. Karakter Gül Hanım. Gül Hanım. Yani orada hayır falan denilebilir mi zaten? Mümkün değil. Mümkün değil. Havalara uçtum tabii yani filmlerde olur ya böyle havaya sıçrarsın şeyler çıkar kafandan falan. Öyle Dorman kulisine bir sabah 10.30'da girdim. Buyurun Haldun Hocam buyurun bir şey söylemek istediniz galiba. Ondan sonra birlikte çalışmaya başladım. Peki var yani eminim birçok anınız var Haldun Hocam ama bize anlatmak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz Nevra Hanım'la ilgili beraber yaşadığınız belki sahnede, belki özel hayatınızda bir anınız var mı? O kadar. Bir tanesini çıkar. Yani birlerce anı.
Ne diyeyim? Binlerce anımız var. Var tabii. Ben de şu anda tek bir anı gelmiyor aklıma. Londra seyahatlerimiz var. Londra'da oyunlarımız var. Her zaman iftihar ediyorum. Nalınlar adlı piyesi İngiltere'de turne yaparak, şehir şehir dolaşarak oynamış bir ekibiz. İngilizce olarak yani. Müthiş bir olaydı. Evet, İngilizce İlktir o İngilizce. Evet. Tabii korkunç bir şeydi ve doluydu yani. İnanamıyor kimse. Türkler mi geldi? Ha bir bakıyorlar. Allah İngilizce konuşuyor bütün ekip. Ama Yıldız Kenter var, Göksel Kortay var, rahmetli. Of ekip. Kerem var, Haldun var, Yüksel Gözen var. Yani o kadar güzel bir ekipti ki. Ne resmen güzel yıllar paylaşıldı. İngiltere turnesi yaptık. He? Çok az ses kesiliyor evet. Zannedersem Haldun hocam. Tamam. Ve gitti türlüsü. Dünya ilk kez bir tiyatro. Kendi oyunu İngilizce olarak sahneledi. İngilizce olarak bir kulübe. Süper. Devamlı şehirlerde dolu oyun. Türkler de vardı İngilizce. Yani en çok ikna ettiğim şey. Maalesef o zaman Türkler bundan dolayı ben biraz ama yaptık bunu yaptık. Sen duyabiliyor musun? Ben de bir parça kesik kesik dedim ama duydum ama Haldun hocamıza bağlandığı için çok teşekkür etmek istiyorum. Yüzünü görmek, onu böyle sağlıklı görmek ve bizi kırmadığı için de çok teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız sevgili Haldun Dormer. Çok sağ olun. Çok sağ olun Haldun. Çağırdığınız için olduğu için illa öpüyorum. Biz de seni öpüyoruz. Biz de sizi çok çok öpüyoruz. Bundan hiç haberim yoktu. Seyircilere söyleyeyim. Hiç kimse de bana lütfen Haldun Dormen'den bahsedin, bağlantı yapacağız demedi. O da bizim şansı. Yemin ediyorum ama bizim. Benim de nasıl ilk isim Haldun'u vermem. Demez. Yani i̇lk, bunu ama, konuşsak bu kadar olmazdı. İyi oynayamam belki hayır, ama. Hayır, ilk söylemezdiniz, ikinci de söylediniz. Bir şekilde sözün ona geleceğini ekibimiz araştırmalıydı. Herhalde tabii ki. Yani çok o zaten da, benim için en önemli Haldun. Bir kere Haldun hem tiyatro hayatımın başlangıcı. Evet. Hem mutlu evliliğimin başlangıcı. Haldun'la tanışmasam Metin'i nereden tanıyacağım? Biraz oraya gelelim mi? Yani Murat sizin nereden doğacak? Selim nereden doğacak? Torunlar nereden çıkacak? Ne kadar güzel bir başlangıç olmuşsun için Haldun Hoca'yla arkadaşınız. Onun için Haldun'a her zaman kıymetli. Bir teşekkür. Nasıl tanıştırdı sizi Metin Bey'le? Nasıl tanıştınız o tanıştırmadı yani o dönem? Tiyatroya girince otomatikman orada. Metin de zaten tiyatroda. Hiç bana yüz vermemişti. Gayet havalı ve cool hep davranan bir tipti. Sonuna kadar da öyle davrandı. Gerçekten mi? Oyuna başlarken odaya girmişti. İyi oyunlar, tiyatroya hoş geldin dedi. Böyle tanışmış olduk yani tiyatroda. Hayatım boyunca Metin'e her istediğimi yaptırdım. Ama o hep kendi istediği oldu sandı demişsiniz. Ben bunu 3 kere falan okudum gerçekten. Çünkü çok etkilendim. Şimdi bu nasıl gerçekleşti? Vallahi ben de bunun için ders almadım tabii ki. İçgüdüsel bir şey. Baktım ki Metin Oğlak Burcu zaten biraz hafif kendi fikirlerine sabit kalan biraz bir sabit. Çok fazla değişkenliği falan da sevmeyen bir tip. Bir şey söylüyorum. Yok o öyle olmaz. Hayır öyle olacak, böyle olacak. Baktım bununla başa çıkamayacağım. Alttan girip üstten çıkıp cilve yapıp bazen ağlayıp bazen gözyaşı döküp bazen dans edip bazen neşelenip hıtıtı pıtıtı cilveler bilmem neler yapıp ama sen akıllı adamsın buna karar verirsin de vıcıdı vıdıdı falan. Böyle bir ev konusu vardı, evle ilgili bir konu falan. İstemiyor bir türlü oraya taşınmayı ya da almayı. Ben çok istiyordum. İşte böyle epey bir uğraştım böyle. Ama gıdık 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 hep kafasına işliyorum. Minik 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 o minik, fark minik. Etmeden. Arada bir cilve yapıyorum, arada bir üzüntü oynuyorum falan. Biraz oyunculuk işe yarıyordu. Orada yarıyordu ama sizin bir dakika oyunculuk yaptığınızı o sırada anlamıyor muydu? Yani tamam çok çok, çok iyi oyuncuyum Çağla çok güzel ama oynuyordu. Ama bir dakika şimdi 45 senelik eşiniz bir yerde de yani Nevra burada diye hani dediği oldu mu? Aslında çok akıllı adamdır ama işte yiyor demek. Bence istiyordu. Ay, çok affedersiniz. Sonra İstiyordu o bence. Ev alındı, oldu. Sonra bir arkadaşını anlatırken duydum. Ya bayağı da yani Nevra'yı ikna etmek çok uğraştım bu evi almak. Gerçekten mi? Ya. Diye kendi bulmuş, kendi gibi. Yapmış, kendi gibi. Düşünmüş gibi anlattığını duydum.
Ne vardı evliliğinizde mesela hala konuşulan ve sizin hep anlattığınız, anlatırken hala burada bizimle beraber, gerçi herhalde öyle hissediyoruz kaybettiğimiz tüm sevenlerimiz çok için. Ama neydi, sizin gönlünüz mü vardı geçinmeye? Çünkü 45 senelik bir evlilik. Tabii canım, gönlüm vardı. Gönlüm. Şimdi ben bugün bir tavsiye ihtiyacım olsa, diyelim ki ben sizden bir tavsiye etsem, bana neyi tavsiye ederiniz? Ben bir kere... mesela tavsiye ihtiyacım olmadan tavsiye almayı çok severim. Ha. Çünkü bir gün lazım olduğunda onu... Kulak arkası evet, hissedeceksin. Evet, o orada dursun hep isterim mesela. Ne vallahi birincisi bana? Benim öğrendiklerimden birincisi, karşındaki sevdiğin insanı değiştirmeye kalkma. Çünkü değişmiyor mu? Değişmiyor. Onunla nasıl geçinebilirsin kendin bul. Değiştirmeye kalkma. Ben bugün çocuklarımı değiştiremiyorum. Bırak çocuklarımı, torunlarımı değiştiremiyorum. İmkansız. İmkan. Senin de iki oğlun var. Onları iyi yöne yönlendirip veya senin işine nasıl gelebilirliğine getirmek. Karakterini değiştirmeye çalışma. Sen ona uy ama o da birazcık senin için aynı şeyi düşünmesi lazım. İkincisi, hiçbir zaman dargın yatma. Hiçbir zaman. Problemlerini çöz, yatağa girerken dargın, konuşmayan, sırtını dönen çiftler olmayın. Hmm. Onu orada halledin, kaçsa kaç saat. Yani halledin. Atmayın değil mi yastığı? Hayır, aslında hiçbir o zaman. O biriktikçe bir koku yapıyor kötü, galiba. Kötü, kötü oluyor. Ve de sevgi. Yani çocuğun kadar seveceksin karşındakini. Seversen her şeyi affedersin, her şeyi görürsün. Ya mümkün mü gerçekten o kadar sevebilmek? Şimdi mesela vallahi torunlarınız... mümkün müyü bilemem. Benim için mümkündü. Mümkün oldu. Benim için mümkündü ama bunları hep kötü tarafını düşünmeden, iyi tarafını düşünerek, küçük sürprizler. İki taraf için de evlilikte bence çok geçerli bir şey. Hı-hı. Yani bir çikolata parçası, bir tane gül, bir şey. Ot, bir yerden topladığın minicik ot, bir yerden kumsaldan bir taş... Onun anlamlı olarak hissettirmek. Düşündürdüğünü hissetmek. Yani sen gidiyorsun turnelere. Hep yapardım ben mesela. 20 gün yokum, 15 gün yokum. Sahilden bir taş alıp üstüne bir şey çizip. Bak bunu da seni düşündüm o gün çünkü turnede getirdim. Ne, yani maddi olarak ne zor kadar şey mi? Hiçbir şey. Ama ne hissettiriyor? Demek orada bile ben düşünülüyorum. E bunu kime yapsan hoşuna gider ya. Bir arkadaşın da yapsam. Tabii. Hele ki bu kadar uzun hayatı paylaşan bir çift için. Peki o taraftan size gelir miydi? Aa evet. Yani böyle sürprizler. Aa evet. Çok güzel notlar, mektuplar. Gittiğim otelde, Londra'da bile bir mektup karşılardı beni. Gittiğim bilmem ne otelinde. Turnedeyim. Bir küçücük not. Geçti mi seyahatin, iyi mi bilmem ne. İşte love you bilmem ne falan filan. Gerçekten. Bak ne kadar basit bu, bir şey. Yani şu an çıtayı çok yükseldi şu anda çıtayı. Müthiş bir zarafet. Yani. Çok, çok ama güzel. Bunlar isteyerek yapılan şeyler. Şimdi bunun kitabını yazıp da bu 10 kuralı var, al kuralları yap diye olmaz ki. Doğru yani söylüyorsunuz. Mühim olan bizim evliliğimizde iki tarafın da aynı şeyleri hissedebilmesi, hissetmiş olması. Bunlar da kimse bize öğretmedi. İçgüdüsel olarak bu böyle, böyle yani gitmiş gelmiş. Çok güzel tarif etmişsiniz. Ben onun yüreğine aşık oldum. İyi insan olmasına, saygılı olmasına, güzel Türkçesine, ses tonuna, insanları sevmesine aşık oldum. Bu aşk o zaman ebedi bir aşk diyebiliyor muyuz? Tabii bitmiyor ki gitmesiyle. Hiç bitmiyor. Çok yakın zamanda. 11 sene oldu. Yani... kaybettiniz. Yani yakın zaman değil aslında, yine bir 10 sene ama hani baktığımızda onsuz hayat nasıl geçiyor? Torunlarım olmasa, çocuklarım olmasa, tiyatrom olmasa çok zor. Onlar işi rahatlatıyor. Peki. Yani düşünceyi. Torunlarınız derler işte, çocuk ayrı, torun çok ayrı, bambaşka diye. Siz neler hissediyorsunuz? Çocuklardan sonra torun sahibi olmak, babaanne, anneanne olmak. Valla torunlar müthiş keyifli, çok şeker, çok seviyorum. Ben sevgiyi çok rahat verebilen bir insanım. Ne kadar yani önemli. Torunuma, oğluma, gelinlerime, aileme, aile ve sevgi içinde yaşadığım için çocukluğumda da bunu çok kolay verebiliyorum. Arkadaşlarıma, tiyatrodaki gruba. Kırılırsam da çok kötü kırılıyorum. Yani bir kötü bir olay onlarla yaşarsam atıp gidemiyorum. Bana çok dokunuyor. Çünkü ben çok severek yaklaşıyorum. Kırılınca da tam kırılıyorsun. Çok kırılıyorum o zaman. Ne kırar sizi? Riya, yalan, adaletsizlik,
yaptığım bir şeyin anlaşılmaması, ters anlaşılması, arkandan konuşulmak. Yani arkadaş için de aynı şey geçerli. Doğru. Hepimiz için geçerli evet. aslında. Torunlarınız eminim sizi çok seviyordur. Çok, çok seviyorlar tatlı. Çünkü matrağım, gırgırım, onlarla eğleniyorum. Müthiş, süper. Biliyorsun babaanneler, anneanneler torunları şımartmak için yaratılmışlardır. Annenin babanın yasak dediğini zaten anneanne babaanne verirse. Verdi bitti zaten gitti. Zaten baş tacı onlardır. Onların da size. 1-0 öndesin. Ufak bir mesajı var. Buyurun. Merhaba babaannem. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Seni çok seviyorum. Görüşürüz. Merhaba babaanneciğim. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seninle gurur duyuyorum. Görüşürüz. Bir insanın torununun kendisiyle gurur duyması ve bunu dinlemesi, duyması ne kadar benim tüylerim dikendi. Benim torunum değil ama ben mahvoldum şu anda. Ama yani bu, ay bak sıcak bastı, ter bastı. Ay bu kadar mı güzel. Çok. İyi ki methetmişim programınızı. Bir daha methediyorum. İyi ki gelmiş. ay açamadım bunu da fenalık geldi. Ayol normalde benim görüntülü telefonuma gelmeyen çocuk nasıl çıktı bunları söyledi? Vallahi bizim ekip ikna etmiş. Bizim de amacımız burada tabii ki size keyifli, mutlu ve hani minik sürprizler yapabilmek. Neşelendirdiysek ne mutlu. Bir kez daha izleyelim mi ya? 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Seni çok seviyorum. Görüşürüz. Merhaba babaanneciğim. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seninle gurur duyuyorum. Görüşürüz. Ya çok güzel ya, maşallah. Tabii ki Selim Bey çok destek oldu. O da kendisi de bağlanacaktı ama yoğun iş temposundan dolayı saati denkleştiremedik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ay çok şekersiniz. Ya harika bir program oldu. Ay ne mutlu bize. Ay müthişsiniz. Ya ben burada pide yerim diye geldim. Onu da yiyeceğiz şimdi. Şimdi onu da yiyeceğiz. Hatta gidelim yiyelim. Yapalım. Ay, buyurun. Hadi. Bir de karnımız da doysun birazcık. Ay. Ve birazcık da bir mutfakta konuşalım istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Evet, hoş bulduk ustam. Ne yapayım? Aynen öyle ha. Alabilirim. Size tüm burada, çeşitlerden burada getirdim. Böyle meşhur Bafra pidelerinden getirdim. Kıymalısı, peynirlisi, kavurmalısı, Bafra'dan Rize'ye doğru, Trabzon'a doğru, odan da Karadeniz lezzetlerinin hepsini buraya getirdik stüdyomuza. Sizin şerefinize. Çok teşekkür ederim. Bu arada sizin gibi ustaların ustası oyuncusuyla beraber olmak, Çağla Hanım gibi starla beraber olmak benim için bir gurur. Çok canım. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şerefke Kadınlar Günü'nü de kutluyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi neyle başlayalım? Hamurumuz hazır. Şimdi en önemli şey... Nevra Hanım'a soracağım öncelikle neli istiyor diye bir tane ona özel hazırlarız. Özel bir pide yapalım. Pastırmalı şöyle yumurtalı yapalım. Klasik Samsun Bafra pidesi. Evet. Pastırmalı yumurtayla başlıyoruz. Formatı değiştirdik. Tamam. Ama çok güzel evet. Pastırma orada onu görünce. Burada da alevler mi şey yapacağız? Evet, tabii ki. Çünkü neler neler getirmişler. Burada şöyle bir göstereyim. Çok teşekkür ediyoruz. Hazırlamışlar bizler için. Müthiş. Vallahi bu var. Efendim şurada alevlerin arasından... Şunu da bir göstereyim. Çok zahmet ettiniz. Ooo Çağla Hanım. Teşekkür ediyorum. Soyadımı doğru yazdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Efendim buyurunuz. Nedir bu pidenin özelliği? Şimdi, hamuru mudur? İçinin malzemesi midir? Bu lezzet nereden gelir? Yağından mı? Burada önemli olan unsur her işin başında olduğu gibi mayası. İşin mayası önemli. Yani insanın hani mayası iyi olacak derler evet, ya. Evet doğru. Yani mayayı iyi ayarlarsan bir gün önceden dinlendirmek gerekiyor. Yani hamurdaki en önemli unsur ekşi mayadan yapıyoruz biz bunu. Hamuru bir gün dinlendiriyoruz. Sağ olun. Böylece... Bir gün dinlendirmek yeterli oluyor. Tabii. Sonra... İkinci unsur bunun unu. Demin de bahsettiğiniz gibi kalorisini azaltmak için... Ben tabii 60 yıllık baba mesleği bu. Kendimi geliştirdim şu anda yüksek lisans yapıyorum. Evet değil mi? Siz de birazcık... Üzerine. Evet. Öğretim görevlisi oldum. Günümüzün beslenme tarzına birazcık ve toleranslara karşı da birazcık tabii. Değişti artık. Var değil mi? Glütensiz pide de vardır yani. Glüten intoleransı diye bir şey çıktı ortaya. Biz de bunun üzerine glisemik indeksi düşük
ürünler yapıyoruz. Çünkü bu un esmer undan yapılıyor bu hamur. Esmer undan olduğu için lif oranı yüksekmiş. Lif oranı yüksek olduğu için de yavaş yavaş bağırsaklarda emilim gösterdiği için beyne sinyal geç gidiyor. Böylece kendinizi tok hissediyorsunuz. Hem de daha az yiyorsunuz. Az yediğimizden emin olamayız. Sonra sen onu, konuşma zaten. Ben yemiyorum. Yani ben yerim. Sen yemiyorsun. Yani şu an artık yemiyorum. Yani eskiden pide falan da yiyordum da gluten. Hiç mi yemiyorsun canım? Gluten yemiyorum evet. Ha, gluten tamam. Ama glutensiz yapılırsa hamuru yerim. Ha. Yerim tabii. Yerim. Aa, hiç acımam. Yok. Şimdi öbür türlü bu... şey davul gibi şişiyorum. Siz? İşte ben turnelerde mahvoluyorum. Ama normalde nasıl beslenirsiniz? Normalde dikkat ederim. Çok dikkat yani ederim. Yani ne bileyim sebze ağırlıklı. Bir kere şeker intolerans bilmem ne de olduğu için tabii evet. Ki daha çok sebze ağırlıklı. Şeker yok, tatlı yok, çikolata yok gibi. Ama turnede her dakika yani haşlanmış kabak bulamıyorsun. Doğru. Veya da semiz otu yemeğin var mı diyemiyorsun. İşte en fazla çorbayla akşamları. Böyle... Karadeniz'e gidince pide yiyorum yani, doğrusun. Yani gerçekten merak ediyorum. Hani kemik sağlığı çok çok önemli. Bunlarla ilgileniyor musunuz? Takviyeler alıyor musunuz? Hiç takviye almıyorum. Gerçekten mi? Almam. Sevmem pek. İlaççı değilimdir. Bir tek tansiyon ve şekerle ilgili. O gerektiği için ama de. Dengeli beslenme. Uykuma çok dikkat ederim. Hı-hı. Yani ona hiç taviz vermem. İçki yok. Sağlığa zararlı. Evet. Zararlı madde yok. Bir şey yok. Evet. Böyle. İyi yani şu anda. Tabii şeratleri de baz alarak ne yaptık? Hamurun mesela 220 gramdı. Babamdan öğrendim ben bu işi. Benim ustam babamdır. Hı hı. Onu da anıyorum rahmetli. Coşkun Nur usta. İçinde Coşkun kuru. Nur içinde yatsın. Buyurun koyalım mı içine? 220 gramdı bu. Bunun 180 grama düşürdük. Pişince de 130 grama düşüyor bu. Evet. Yani böylece yani rahat yiyebilirsiniz. Lif oranı yüksek. Ekşi mayadan yapılmış. Gluteni evet. Az bir pide yapacağız şimdi. Çok pastırmalı güzel. Pide. Gördüğünüz gibi ipince açtım ben bunu. Yumurtalı. Bayağı bu şekilde ince ipince yani. Açtım. Gördüğünüz gibi alttan görebiliyorsun inceliğini. Evet, inceledik evet. İnceliyor. Az önce uçuyordu yalnız pide şu tarafa havalarda doğru. Uçuyordu vallahi değil mi? Gördüm onu kaçırmadım gözümün yani içinden. En önemli özelliği ince olması. Evet. Biraz da tereyağı koyalım şöyle omega. Şöyle tereyağını koyduk. Bunu fırına vereceğiz. İlk önce işlem şu şekilde. Hamuru pişiriyoruz. Önce bu şekilde gidiyor. Tabii. Bafra pidesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Hamuru önce pişiriyoruz. Malzemenin böylece uçmasını engelliyoruz çok havaya. Doğru. Malzeme sonradan az pişecek. Hmm, çok iyi. Hem lezzeti kalacak içeride. Alt tarafta çıtır çıtır olunca üstteki malzemeler de yanmayacak tabii, gibi. Tabii doğru. Pizzada bunun tam tersi ama pidenin böyle bir özelliği var. Hem malzeme güzel duruyor hem de... Lezzetli oluyor. Şu şekilde şimdi bir tane ben tabii canlı yayın tabii. Olduğu için hazırladım kazanmak için. Tabii. Burada mesela pastırmalı istedi. O Devra aslında Hanım'a o özel. Sıcak sıcak o yapılacak ayrı tabii. Ama burada nasıl yapılacağımızı nasıl da gösterelim. Nasıl yapıldığını gösteriyoruz burada şöyle. Pastırmalı. Pastırmalı yumurtalı bir yöresel. Bir de burada bir baklavamız varmış. Onun içine bir şey alev veriyormuş. İçinden bir şey patlıyormuş, çıkıyormuş dediler bana. Bana böyle bir bilgi geldi. Kim yapıyor onu? Onu şimdi hazırlıyorlar arkadaşlar. Yavaş yak şimdi ama yavaş. Şimdi şovlarımız yavaş yavaş. Şovlarımız yavaş yavaş gelsin. Başlasın. Nevra Hanım da burada. Var mı öyle bir şey bombalı? Bak. Nasıl? Patlama var Anam. Mı patlama? Ay. Evet. Ay Allah'ım ya. Vallahi kalbim çıkıyordu. O ne? Nevra Hanım. Çok havalı. Açıldı ve baklavası. Tatlıyla aranız nasıldı? Nevra. İşte biraz yasak. İşte, hayır yasak bunlardan. Sunumlar da tabii önemli. Şöyle onun da. Tahin mi döktün? Tahinle. Şimdi son moda bu. Tahin hep her tatlının her üstünde. Her şey tahinli. Evet bu tahin bu şerbeti nötrleştiriyor tahin. Sıcak bir şekilde sunuyoruz bunu da. Bu şekilde en çok çayla beraber birer parça alınabiliyor. Ha bak yapmış pastırmalı daha önce. Demek ki güzel yapılıyor. Pastırmalı pazar günü geleneklerimiz fırınlarda gidip aileleri böyle tepsiyle hazırlıyorlar. Fırına sıraya geçiyorlar. En çok sevilen ürünlerden bir tanesi pazar günü pastırmalı pide yeniliyor. Bafra'da. Of. Size tam 12'den vurdunuz yani. Evet gerçekten Nevra Hanım'ın seçimi de inanılmaz oldu. Biraz yemekle ilgiliyimdir. Olunca yani, evet tabii değil mi? Hem sevdiğim için. Şöyle de yumurtamızı kırdık. Tabii bu özel mesela diyelim ki misafiriniz var. Çok iyi ağırlamak istiyorsunuz onu. İstiyoruz. O zaman pastırmalı pide ikram ediyoruz. Şimdi bu şekilde tekrar fırına girecek. Şöyle biraz da pastırma kurumasın. Diye. Şöyle azar azar. Onu da mahsus ufak ufak gibi söylüyor ki hani biz
Pipiriklenmeyelim. Çok tereyağı. Bastı bastı, alta bastı, üste bastı. Şöyle isteğe göre tereyağı arttırabiliyoruz. Şu şekilde selam söyleyerek göndermek gidilcik istiyorum. Gidilcikte tereyağı artıyor. Ege'ye doğru gidince tereyağı azalıyor, zeytinyağına dönüyor. Evet, bu da coğrafya özelliğimiz. Müthiş vallahi. Evet. Ama güzel tereyağının yerini de hiçbir şey tutmaz yani. Tereyağımız Trabzon Beşiküzü'nden geliyor. Tabii. Of, biraz sarsıldık, biraz sarsıldık şu an değil mi? Aska ne kadar da pişecek? Şimdi 10 dakikada çıkar. 10 dakika. Nevra Hanım'ınkini sıcak sıcak kendisine. Evet, bugün takdim edeceğiz, evet, özel ellerimizle. Bu da bir turne sayılır. Turne. Hadi hadi senin hatırına. Yemeden bırakmayacağız. Minik minik süremizin sonuna geldik. Hı hı. Bizim için çok keyifli bir sohbet. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten harika bir program ayarlamışsınız. Çok uğraşmışsınız. Çok keyif aldım. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Sevdiğim kadar varmış program. Ne mutlu bize. Kocaman sizin de elinize sağlık. Efendim, usta şerif sanatçı. Verdiniz. Yiyeceğim. Için. Evet, çok evet, teşekkür için bekletiyoruz. Sevgili Nevra Serezli'yi buradan uğurlarken bakın şimdi kim geliyor efendim, buyurun. İlkbahar ve yaz aylarında neler moda olacak? Uygun fiyata şık olmak mümkün mü? Hangi ünlü isimler şık, hangileri rüküş? Moda dünyasının duayen ismi Muammer Ketenci az sonra Çağla'yla yeni bir günde. Sevgili Muammer Ketenci bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Ha? Seninle olmak büyük bir keyif. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun valla, sizinle de öyle. Bir kere çok şıksınız. Bu nedir böyle ya? Evet. Neler oluyor ya? Ay ben soru soramam ki şu ay, an. Ay Çağla, evet senin de en hassas ya noktaların yani bunlar. Şırıl şırıl yani. Zaten böyle bu ülkede bir ben bir de sen varsın. Takı takıyı konusunda güzel taşıyan. Evet değil mi? Yani herkesi böyle doldursam bütün sanatçıları çok komik oluyorlar, taşıyamıyorlar. Çünkü onlarla nelerin giyilebileceğini, nelerin takviye edilebileceğini bilmedikleri için saçmalıyorlar. Çağla'ya yakıştı, o da alıyor, takıyor, buraya ekranların karşısına çıkıyor. Ay daha gelir gelmez. Gelir. Yüreğime indirme şu an söylediklerinde. Çok şıksınız bu arada. Teşekkür ederim. Renk uyumuna falan bayıldım. Sağ harika olun görünüyorsunuz. Teşekkür ama ederim. Bakalım sokaktaki vatandaşımız ne kadar iyi görünüyor. Tamam. Şimdi sevgili Muammer Ketenci'yi burada ağırlarken Dilara da bizler için, daha doğrusu sizin için sokağa, hı-hı, çıktı. Ve halkın moda nabzını tuttu. Evet. Tek tek kıyafetlerimiz gelecek. Kendisinden ünlülerden önce sokaktaki vatandaşlarımızı, tamam, güzel kadınlarımızı ve erkeklerimizi yorumlamanızı isteyeceğiz. Okay. Başlayalım. Merhabalar. Merhabalar. Tarzınıza güveniyor musunuz acaba? Tabii ki. Çünkü ben kendime moda tasarımcıyım. Oo, moda tasarımcısınız. Peki bizim stüdyomuzda ünlü modacı Muammer Ketenci var. Tarzınızı yorumlasın ister misiniz? Evet isterim. Muhtemelen kalabalık bir caddede, bir alışverişte, bir kombin yapılmış, evet, kendisi evet, modacı. Modacı olsaydı ne olmalıydı ya da ne olmuş ya da ne olmamış? Şimdi onu da göz önünde bulundurarak şimdi isterseniz. Şimdi dışarıda modacıyım şeyini taşıyanlar veya tasarımcı bir kere Çağla Şikel şapkasından çok esinleniyorlar biliyorsun. Gerçekten. Mesela altında görmüş olduğum deri pantolon değil mi? Gibi, gibi böyle haki şimdi rengi. Deri pantolonu giymiş, üzerine tekrar bir deri mont giymiş. Evet. Eline çok garip bir çanta almış. Evet. Yani madem ki tasarımcı, ben istiyorum ki sokaklarda insanlar bizleri dinleyerek giyinsinler. Ama doğru, bu kızımız hem tasarımcı, en kötü noktası, hem de yani hiç uygun değil bana göre. Yani sokakta giyin tarzı. Tamam mesela crop bir bluz giymiş. Crop'u mutlaka üste giyilen bir şeyin geçmesi gerekiyor. Bir daha söyleyelim. Crop bluzun. Giydiysen eğer. Evet. Üzerine mesela bir mont giydiysen aynen bu kızımızınki gibi geçmesi gerekiyor. Üstünü geçiyor. Bazen öyle bir çoğunlukta görüyorum ki crop'a crop ceket giyiyorlar. Aha. Böyle çok absürt şekilde. Doğru değil. Kış ortasında da sokakta hem gözümüzü bozuyorlar hem de kendisi üşüyor boşu boşuna. Böbrekler ağrıyor. Burada bir doğruluk var yani, yakaladık. Ama deriye deriye olmaz mı dediniz? Şimdi hem eleştirirken bir yandan da aynen. Yardımcı bu sene o Matrix'ler gibi falan filan her yerimiz baştan
aşağı deriyle alakalı değil mi? Mesela bakın ben. Evet. Deri pantolon evet, üzerimde. Ama... Triko bir kazak. Evet. Ve üzerimde yine görmüş olduğun gibi kumaştan bir ceketim var. Bayıldım ya renklere. Anlatabilirim. Mesela ben de bunun üzerine deriye deri giyebilirdim. Çok saçmalardık. Hmm. Bu sene öyle bir şey yok. Yani deri bir yerde oluyor. Mesela göze batacak seçelim. Neresi? Mesela evet bende nasıl göze batıyor şu an bu? Pantolon, gördünüz mü? Pantolon. Eğer ben bunun üzerine bir tane deri daha giymiş olsaydım çok absürt kaçacaktı. Hmm. Bu seneye değil. Esasında normali bu. Evet. Bir yerde deri kullanacaksın. Mesela sen de öyle. Mesela bir şey giyiyorsun. Evet. Deri montu giyiyorsun. Ne bileyim altına böyle mini beytek giyiyorsun. Bir çizme çekiyorsun falan. Gibi. Tek deriye, yerde kullanmak aynen, deriyi. Aynen tek yerde kullanılacak. Güzel. Çok güzel. Mesela deriyi de pantolon mu giydi? Mutlaka o kolundaki veya mont mu giydi? Kolundaki yine daha büyük bir deri çanta olmalı. Ondan tamamlayacak. Kıyafet olarak değil ama aksesuar olarak evet. Bir... Deriyle tamamlanabilir. Aynen, aynen. Bir de yani bu çanta çok absürt. Bunu yani bunu almış beğenmedim. Dışarı çıkmış. Şimdi sokak modası deyip böyle rastgele bir şeyler alıp da dışarıya çıkıp binete hava atacağım lafları da beni çok sinirlendiriyor. Düşünceleri de beni çok sinirlendiriyor gerçekten. Ama giyinmiyor mu? Çok güzel giyinen kızlarımız da var. 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 Bir bakalım belki vardır. Evet. Bir de diğerine bakalım. Diğeri gelsin. Buyur Dilara. Tarzınıza güveniyor musunuz efendim? Evet. Ne kadar? Çok. Korkuyor mu Eva? Evet, bu kızımız da sokağı biraz çorbaya çevirmiş üstündekilerle. Şimdi o beje ekose tarzında mini etek giymiş. Üstünde bu. Ya bir kere bir Mart ayındayız. Tamam mı? Şimdi sokaktan alakalı konuştuğum için söylüyorum. Doğru. Ondan sonra hem eteğin boyu 35 santim. Yani? Altına giymiş olduğu çizme asla bu kombinden alakalı bir çizme değil. Zaten bu sene ağzı be diye açık çizmeler yok. Tamamen baldıra yapışan çizme modası var. Madem ki sokakta bir şeylerin modasını götüreceksiniz, bunlara biraz dikkat edelim. Saçının absürtlüğüne bak. Resmen kalemden toplamış, onu da buraya takmış. Bu sokak şeyi değil. Bu bence apartmandan inmiş, pazardan hemen birkaç bir şey alıp evine çıkma bu düşüncesinde etekle. Olan. Yani tabii canım, bu sokakta dolaşıyorsa pazarda rahatlıkla dolaşabilir. Evet, yani bu beğenmedik kız... Hayır, o, yani 5 para değil, 10 para değil, hiçbir para etmez yani. Peki, bu kombinin için böyle bir yorum aldık. Evet. Kuma Merketenci'den. Hemen bir diğerine geçelim, Dilara. Merhaba. Merhabalar. Tarzınıza güveniyor musunuz efendim? Oldukça. Oldukça. Günahlıyız yani. Çok değil. Şimdi oldukça deyince... Bence işler biraz sen da değişik. Sen söyle. Sen de bir modacısın sonuçta. Ay ben hiç değilim. Ay evet, hayır, evet. Tövbe. Yani, hayır. Tövbe tövbe o var. Hayatım birileri bir akım seni takip ediyorsa sende bir şey var demektir. Onun için söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Anladın mı ne demek istediğimi? Ne mutlu bana eğer öyleyse. Var. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Gerisini size bırakacağım. Yani bana göre sadece saç da daha bakımlı. İlla boyamak da... Ben o kadarını söyleyeceğim. Yani illa boyamak da gerekmez. Ben beyaz saç da çok severim. Çok hoşum. Evet. Bir allık, bir rimel, bir böyle bir saça hafif bir bakım, bir yağ sürüp hani nemlendirerek daha şey olabilir. Aynen, alt kısmını siz yorumlayın. Bu şimdi leopar gibi bir şeyler mi giymiş? Leopar. Olmaz mı? Olmaz mı? Hiç mi olmaz? Hayır, olmaz tabii. Yani leopar dediğiniz... Sabaha kadar mı? Sabaha kadar değil, gece gündüz olmaz. Leopar dediğiniz diye ya bir filer kullanırsınız siyahın üzerinde leoparı mesela. Hmm. Ya bir mont giyersiniz ama tek başına olmalı. Evet. Leopar tek dolaşır. Tabiatta da hayvanın kendisi tek dolaşıyor. Lütfen ya sokakta bir oramda bu leopar, buramda bu leoparla olmaz. Ayağında o aklar falan filan var. Onlar da böyle bir şey. Yani modelin adı o olduğu için oldu, söylüyorum. Model. Evet, tamam. Ondan sonra yani teyzeni ben yaşına veriyorum ya. Ne yapsın garibim? Cebinde parası yoktur, pulu yoktur. Onu öyle bulmuştur, demeyin. Geçirmiştir. Ama öyle yani değil. Ama insanlarımız genelde de böyleler. Yani şey yapamıyor ki o kombini tamamlayamıyor zavallı. Ne bulduysa onu geçiriyor. Anladınız mı? Ama zavallı demeyin. Öyle demeyin. Hayır. Onun güzel yüreğine ben söylüyorum. Hani minnoşum benim atıyor sokakta bana kim bakar gibi. Anladın mı ne demek istediğimi? Anladım istedim? Tamam. Ben bu şekilde söylüyorum. Ama o zaman biraz daha önemsesin diyelim ya değil mi? Ya tabii ki önemsemeleri kendini... gerekiyor evet. Ama işte yani bu kadıncağızından kimse ilgilenmiyor ki. Bunu televizyon seyredecek vakit bulamıyor. Yani şimdi bak saçından falan bak şöyle bir şeyine bak kadının. Sanki kadıncağız hayattan sıkılmış. Ter bastı bana.
Değil mi? Hayattan sıkılmış. Evet. O gün keyifli böyle bir gününde değil. Böyle bir bıkkınlık var kadıncağızda. Bir şey var yani. Ama şimdi yolda yürürken de bir anda böyle mikrofon tutup sizi Muammer Ketenci bir eleştirecektiniz. İnsanda bir fenalık geliyor yani. Bir hayır gelir yani. Muhakkak da ama sonuçta ben sokağa çıkarken yanında ben yokum ki kadının. Evet. Yani zaman. Veya bir şeyle karşılaşabilir. Hayat bu çünkü. Ünlülere geçelim ya. Ünlülere geçelim. Vallahi bak ünlülere geçelim. Sonra belki sokağa tekrar görürdünüz. Niye? Devam edelim. Edelim ay, mi? Ünlüler hep zaten şey ya. Neyse geçelim. Allah aşkına. Tamam buradan devam edelim. Bir iki tane daha devam geçelim, edelim. Geçelim halkımızla ilgilenelim. Güzel okay. Kadınlar. Buradan öğrendiğimiz şey. Ben güvenmiyorum aslında da güveniyorum ya. Güvenmiyor musunuz? Neden? Ya herkesin kendine özel bir tarzı var. Herkese güzel gözükmek zorunda değiliz. Kendimiz beğenince yetiyor işte. Şu an stüdyomuzda ünlü modacı Muammer Ketenci var. Sizi yorumlasın ister misin? Yani elbette isterim. Yani burada gerçekten tutuldum. Bence ya da bu tatlı kızımız kız. Bence çok, çok tatlı, tatlı kız. Çok sevimli ama abi yani zannediyorum bu kızcağız bir arabaya yetişiyor. Oradan hemen düğün salonunda falan geçecek. Bazen böyle bizim Nişantaşı'nda da oluyor böyle. Olabiliyor değil anladın mi? Mı? Hani hemen giymiş üzerine oluyor, ceket. Üzerine bir şey almış oluyor. Evet. Ama eğer ki minik kuşum sen bunu sokakta dolaşmak için giydiysen çok büyük bir hatalar yapmışsın. Ama şu var, güzel gülüşü, sempatikliği, çok tatlıyız, evet. Değil mi? Ben o sana. Kapatıyor. Evet. Yüzünü mü gösteriyor? Nişanlı galiba ya da evli. Şu an kıyafet falan umurunda değil ki onun. Değil, değil. Bence işte. Evlilik teklifi almış. Bak gördün mü? Benim de sana söylemek istediğim, demin ki hanımefendi için zavallım dedim ya, bir tatlı mı? O hani pamuk yüreklim gibi. Benim kelimelerim buralara geliyor. Tabii, hani umursamıyor, alıyor, gidiyor diye. Heh. Anlamında. Heh, evet. Peki burada yapılan en büyük yanlış. Sonuçta iç tarafta güzel bir kombin olabilir bir yere gidecekse evet. Eğer de. Üzerine giydiği montta mı, ne bileyim saçında mı, botunda mı? Yani, en büyük yanlış ve buradan... verebileceğimiz bir öneri. En büyük yanlış sokakta böyle dolaşılmaz. Yani şimdi bu elbiseyi giydireyim bu kızın üzerine neyi giydireyim? Bir yere gidiyordur belki ya. Kınaya ya, gidiyordur. Gidebilir de hayatım yani böyle bu nerede bu Kadıköy'ün göbeğinde mi dolaşıyor? Bir yerde, yerlerde evet. Dolaşıyor bu kalibin. Olmaz yani böyle bir şey olmaz. Sokağa böyle çıkılmaz. Biniyorsan da taksiye kapının önünden bin. Düğüne mi gidiyorsun, partiye mi gidiyorsun? Haksız mıyım? Oraya öyle git yani böyle sokakta olur mu? Herkes güler. Şimdi ben ne diyeyim? O montu giymesin üzerine bir tane cim bir mont, crop bir mont daha, giysin evet. Falan. Tamam da iyi de yani kızı iyicene dışarıya şey çıkartıyoruz. Tamam, daha bak, fenaya bu düşünce, doğru gidiyor. Daha fenaya doğru gidiyor. Hiç olmadı gidiyoruz. Yani anlamadım. Evet, evet. En azından bu yürümelik. Hiç olmazsa bir uzun bir manto tarzında şöyle bir şey giyip hani yürürken böyle şey yapsaydı. Arkadaşlarına gittiğinde çıkarsaydı falan. Nasıl daha çıkarsaydı? Bir mantıklı. Hani şöyle atsın kızlar ben falan hani madem bir şov yapacağız. Tamam. Evet, peki. Zaten bu tip elbiseleri gece de giyerseniz altına lütfen böyle uzun uzun, bakın bu senenin modası olan yapışan şu bu. Şeyler. Evet, evet. Evet. Ama çizme giyilmez bu tip ağların altına. File. Mutlaka evet stiletto tarzında veya daha modernize edilmiş ayakkabılar giyilir. Olmaz. Evet. O olmaz. Peki, ünlülere geçeceğiz. Kimle devam edelim? Ebru Gündeş'in Dubai'deki... Nikahında giydiği gelinliği yorumlamasını isteyeceğiz. Bir kere kendisine buradan bir ömür boyu mutluluklar mutlu olsunlar, diliyoruz. Evet. Ben kendi dalıma geçeyim. Ebru böyle bir gelinlik giymiş. Geçmeseydin sanki ne olurdu kendi dalına? He? Geçmeseydin ne olurdu kendi dalına? Sen yani, öyle bir söyledin ki. Evet, halk dilinden konuşmuş olsaydım farklı konuşuyorum tabii. Şu tamam, kendi dalına. Modacı dalına. Olarak. Şimdi bana kalırsa böyle bir durumda Ebru bu sanki bu evliliği önemsememiş. Yani pek umurunda olmamış gibi. Bir şey hissettiniz. Çünkü bakın Ebru Gündeş dediğin zaman asetat saten, tafta anladınız mı? Bu kumaşlarla doğdu. Evet. Ve biraz özen göstermiş olsaydı. Bakın bir de artı Ebru Gündeş asla payet kadını değil. Bakın önem vermediğini buradan izah ediyorum size. Evliliğe öneme. Hani aman 3-5 ay evli kalayım aman boşver işte bir şeyler olsun bilmem öyle ne. Öyle değildir ya. Hayatım ben kendi duygularımı söylüyorum. Herkes tamam. Böyle söylüyor demiyorum. Doğru. Ama bu Ebru Gündeş gelinliği değil.
o tamamen bir asetat, aynı böyle kapalı da giyebilir. Ama düzün kadını, düz kumaşın kadını o. Hmm. Ne demek istediğimi anladın mı? Çok iyi anladım. Sen senelerdir gördün mü o kızcağızı böyle şeylerin içerisinde? Vallahi yok. Genellikle taftalar ve satenler. Aynen. Evet, doğru. Bu da onun bu evliliği umursamadığını bize açıklıyor. Acaba tam tersi çok umursuyor ve çok heyecanlanmış ve başka bir seçim yapmak ve bugüne kadar olduğundan fikri. Çok farklı olmak O senin güzel fikri. Evet. Sen çok tatlı bir anne ve arkadaş olduğun için herkese böyle konuşabiliyorsun. Ama ben arkadaş değilim yani. Ben konuşurum. Ben modacıyım. Tabii tabii. Evet. Böyle bir yorum. Siz bu vay bir şeyi aldınız kendisinden. Hele evden çıkışını. Evden çıkışı evet. Evden çıkışı da yani o da öyle. O da öyle. Aman şey getirin bir elbise giyeyim de aman alt tarafı bir davul zurnanın arasından geçeceğiz biraz falan. Biraz da şey olur mesleki deformasyon oluyor mu bizde mesela böyle giyinmekten ama evlilikte mesleki deformasyon olmaz. Sen olmaz. Şu an evlenmiş olsan mesela böyle bir deformasyona uğrar mısın? Uğramam herhalde ya bilemedim. Uğramazsın. Uğramam herhalde. Herhalde değil yani uğramazsın. Yani her gün buraya özenerek çıkıyorsam. Hayır arada niye apadaf atıp da herhalde'yi koyuyorsun? Hayır canım, sen tam özenli bir kadınsın. Evet, çünkü sen evet, sen içindekini ve halka karşı olan sevgini böyle gösteriyorsun. Kıyafetinde, takında, anladın mı ne evet, demek istediğim? Genç kızlar beni takip ediyorunu biliyorsun. Evet, teşekkür ya. Ederim. Onun için buyurun efendim, Ebru'yu atlayalım. Buyurun öbürüne geçelim. Ebru Gündeş'ten sonra sevgili Hande Ersel'in Paris Moda Haftası'nda giydiği o çok konuşulan kıyafetine geliyoruz. Ay onu da ilk burada gördüm. Buyurun şimdi burada. Devam edin. Nasıl buldunuz? Beğenirsiniz? Ya bak fizik, ben Hande'yi çok severim. Evet evet. Şimdi vallahi bir şey söyleyeyim mi? Dilber evin barkın yok mu diyorlar ya. Yani Dilber'in kıyafeti bunun yanında çok namuslu, çok düzgün. Hmm. Çok hanımefendi kalıyor. Şimdi bir de şu var. Ben şunu söylüyorum. Sevgili kızımız Sabancıların gelin namzeti. Haksız evet, mıyım? Doğru. Tamam. Yani... Gelin namzeti. Ve kayınvalide namzeti kim? Sevgili Arzuhan. Evet. Şimdi bu ismin nedir abi? Yani bu gösteriş nedir? Ben bunu anlamıyorum. Hı-hı. Anladınız mı? Hı-hı. Yani oraya çok böyle şey olması lazım. Uyum sağlaması. Elbise güzel değil mi? Elbise çok güzel. Ama bu çok göğüslerin güzel. Elbisesi değil. Yani, bu senin göğüslerinin elbisesi. Göğüssüzlerin elbisesi. İngiliz ama göğsü. Ama doğru söylüyorsun. İngiliz ben göğsü. Ben katılıyorum buna. İngiliz evet. göğsü. Aha. Şimdi bir markanın falan diyorlar. Alıyorlar bunları giyiyorlar. Evet. Yanlış. Lütfen bunları yapmayın ya. Defalarca sanatçı dostlara, arkadaşlara söylüyorum yani, ben. Yani hani atıyorum illa bu elbise işte 150 bin lira. Ne münasebet. Neyse de hani illa evet. gidin güzel olacak diye bir şey yok. Kesinlikle. Ben yakıştırdım ama bu arada şey o göğüs kısmına katılıyorum. Evet. Göğüs kısmına katılıyorum. Zaten elbisede katılacağım. Ya ben ama bu Sabancı'yla falan alakalı olarak düşünmüyorum. Hayır ben mesela genel olarak düşünüyorum. Şimdi hani o yolda yürüdüğü fikir. İçin tamam mı o tarafa gittiği için yani bana biraz absürt geldi. Ben de biliyorsun içimdekileri ama dışarıya yani gösteren birisi. Ama yani gittiğimiz yola göre mi giyineceğiz ki? Evet. Aa, ne münasebet. Evet hayatım. Lütfen yani. Yani herkes gittiği yola göre gidecek. Anladın mı ne demek istediğimi? Ben öyle düşünmüyorum. Ay mesela sana tesettür ne kadar yakışır? Yakışır. Şöyle gözlerinin o güzelliği şakır şakır. Mesela bak gördün mü ne demek istedim? Mesela o boynundan onu döndüreceksin şöyle. Evet. Ay. Mankenim ben. Sen bir tesettür giyinsen bir defileler sık sık öyle yapsan var ya bütün ülke tesettüre girer. Evet çünkü neden? Senin o güzelliğin, o gözlerin, o bademli, o türken şoray havan bilmem ne. Çok mesela güzel. Saçla dışarı çıkmıyor ama o başörtü de dışarı çıkıyor. Hmm. Evet. Bu da değişik bir yorum oldu. Ay evet ben, evet bakın burada kimse kusura bakmasın. Ben bu ülkenin modacısıyım. Her şeyi her şekilde eleştiririm. Çağla Şikel kendi konumuna göre burada eleştiri yapıyor. Kendi konumuna tabii göre burada ağırlıyor. Evet. Ben de burada bunları söylemekte görevliyim. Çünkü benim de seven halkım benden bunları bekliyor. Sizin işiniz bildiğiniz şey de bu. Aynen öyle. Herkes bildiği şeyi yapmalı diye düşünüyorum. Yani o tip göğüse, o tip dekolteler olmaz. Olmaz. Hande Erçel. Geçiyoruz hemen. Hadise mi geliyor? Evet. Hadisenin sahne kostümü diyelim. Çok ay bu bir çizgi görünüyor. Film. Çok güzel görünüyor diyecektim kaldım. Nasıl? Vallahi hayır mi? Şey
Bana elbise ne bileyim böyle şey komik durdu. Ayakların böyle çarpık duruyor mesela. Ama o biraz böyle şeydir ya böyle biraz. Şey, hani bilerek mi yapmış kostüme göre? Yani yok, kostüm hiç hoş değil. Ben beğenmedim. Çünkü bu kostüm de hadise değil. Bak şimdi onun da bir çizgisi var. Peki. Hani ne demek istediğimi anladın mı? Evet. Yani bol dekolte, ne bileyim bol mini. Hadiseyi böyle alıştık. Evet, o bir şov tamam, kadını şov yani. Şov kadını, i̇ddialı evet. Yani, ama bu da iddialı bence. Nasıl mesela Beyoncé çıkıyor. Tamam, Beyoncé'yu bir gün böyle bir kıyafette gördün mü? Hayır, görmedin. Partide de olsa, bir yere de gitse, defilede de çıksa, şarkı da söylese. Beyoncé, Beyoncé yani abi, onun bir çizgisi var. Doğru. Şimdi doğru. Bizimkiler bazen böyle bir rota değiştiriyorlar. Yanındakiler diyor ki, ay gel bu sefer sana şöyle bir şey yapalım. Bir değişiklik olsun, olmasın mı? Olmasın. Siz karşı çünkü mısınız mesela? Ben karşıyım. Mesela Hadise'nin bu görüntüsüne ben karşıyım. Hiç hoşuma gitmedi. Hadise'nin mesela o üstteki şey dantel gibi olan kısmı olmamalıydı. Vatkalar olmalıydı. Orayı boşaltmalılardı. Birazcık daha ferahlık geleydi. Biraz ferahlık geleydi. Eldivenler çok hoş düşününce mesela. Evet. Ama o bölgeyi açsalardı bence çok. O bölgenin saçı toplu olsaydı? Yok, bu elbiseye çok yakışmış. Açık böyle. Evet. Böyle su dalgaları falan çok yakışmış. O elbisenin oradaki dantelini gövdesine oturtursalardı bir de. Of. Şimdi öyle bir söylüyor ki yani bunu yalan düşündüğün mı zaman evet diyorsun. Değil mi? Evet tabii biz mümkün değil bizim onu senin kadar bak, görebilmemiz. Ondan sonra gerçekten işte buyurun evet. Hadise abi neyi söylüyorsa söylesin. Çat 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 falan. Onun hareketleridir ya o be. Bir tane daha geliyor sevgili evet. Zara. Bir de ona bakalım. Onun da çok hoş göründüğü bir sahne anından evet. Görüntümüz. Ya Zara'yı ben çok seviyorum da Zara 40 kilo mu ne aldı değil mi? Ama öyle demeyin. Alabilir insanlar bazen. Hayır tamam alabilir de şimdi alabilirliğin yanında göbeğini kapayacak diye aşağıya böyle degajeler bırakmışlar. Mantıksız mı göbeği kapatmak için bir degaje kullanmak? Bırakmışlar fakat şeyde popo kısmı büyük. Ama güzel. Ama işte hayır değil bu elbise de değil. Bu elbise de değil. Şimdi mesela ya o benim ablam oğlundan bir senelerdir ben ona neler yaptım ne takılar ne aksesuarlar ben onu çok severim o da beni çok sever. Bazen böyle seyrediyorum ya Allah aşkına Zara diyorum içimden tabii ben hiçbir sanatçıyı çağırmam hiçbirini. Ya kalk gel Muammer bana bak bir şey yapmıyorsun senelerdir bilmem ne diye bir çıkarayım oraya. Yani böyle şey gibi çıkıyor koristler gibi çıkıyor. Ya bunu beğenmediniz bu görüntüsünü hayır Zara'nın. Yani üst kısmı güzel mesela. Üst tütü evet şu tek omuz şurası evet, evet, fıtığı evet, evet, falan. Evet, çok güzel. Şeyi sevmediniz. Sadece şu alt bölümü sevmedim ben. Onun evet. Dışında ya Zara ya. Meleğim benim işte. Çok güzel ya. Suratı da enerjisi de gerçekten çok hoş. Onun içinin yüreği zaten suratı. Bütün kadınlar güzel. Doğruyu öğrenmek için de sizin gibi zaten. Değil mi? Hepsi sizin gibi kıymetli modacılarımızdan böyle güzel tüyolar alıyoruz. Teşekkür ederim biz efendim. Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz sağ efendim. Olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Rica yayınımız ederim. Devam edecek kısa bir aradan sonra. Evet yayınımızın yavaş yavaş yanar dönerli sonuna gelirken çok teşekkür ediyoruz. Tolga Bey şöyle, vallahi bizi utandırdınız, mahcup ettiniz. Size özel. Müthiş bir şov. Size özel dedi, benim boyuma pide özel herhalde demek evet, istediniz. Evet şöyle. Yine geleneksel pidemin boyu da böyle. Açıyoruz. Vallahi harikasınız. Bu pide evet. Neli olacak? Kıymalı, peynirli, kavurmalı, meşhur Bafra pideleri müthiş. Tüm Karadenizler için. O kadar güzel ki vallahi billahi çiğ çiğ yerim. Şu kapatalım. Şekilde, programı evet. Kapatalım. Birazdan Now TV şimdi aşağıya inecek bu pideler için. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Onu duydum. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Sağ olun efendim. Yayınımızı kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.